Etrafta hiçbir göksel nesnenin olmadığı derin uzay karanlığında vücudunuza baksanız bir şey görebilir miydiniz? Sorusuyla başlıyor her şey. Ya da o anda yanınızda bulunan el fenerini açıp ileriye doğru tutsanız fenerin ışığını görebilir miydiniz? Benzer soru uzayda geçen filmlerdeki ışın silahlarının ışınlarını görmek için de geçerli. Her üç sorunun yanıtı da hayır olurdu. Herhangi bir şeyi görünür kılmak için o nesneden yansıyan ya da yayılan belli bir dalga boyundaki ışığın retinamıza ulaşması gerekiyor. Fakat bu harikulade bir olayın sadece başlangıcı. Göze giren ışık beyin tarafından yorumlanmadığı sürece her şey anlamsız. Bu ise çok farklı gerçekliklere kapı aralıyor. Görmenin, algılamanın ve gerçekliğin ne olduğu sorularına. Kendinize şu soruyu sorduktan sonra videoyu durdurup kısa bir süre düşünün. Birisi size görmek nedir diye sorsa yanıtınız ne olurdu? Çoğumuz kendimize görmenin tanımını yapmaktansa ister istemez örneklemeyi tercih edecektir. Mesela bir cep telefonu. Telefondan yansıyan ışığın gözlere ulaşması ve yorumlanması sonucu ortaya çıkan görüntünün kavranması görmek olarak değerlendirilebilir. Peki telefona baktığınız esnada gözünüzü kapatır ve ışığın gözünüze ulaşmasını engellerseniz? Deneyin. Gözlerinizi kapattığınız esnada da zihninizde oluşan bir telefon görüntüsü var. Kısa bir süreliğine son görüntüyü ışık olmadan oluşturabiliyoruz demek. Peki ışığın kendisini ortadan kaldırdığımızda görmek mümkün olur muydu? İşte tam burada görmenin tanım ayrımına varırsınız. Rüyalarınız, ışığa ya da herhangi bir görsel girdiye ihtiyaç duymadan beyninizin oluşturduğu gerçeklikle deneyimlediğiniz ve gördüğünüz rüyalar ya da halüsinasyonlar, sanılar veya bilerek hayalini kurduğunuz kurgu öğelerin zihninizde canlandırılmış halleri. Tamamı ışıksız ve oluşturuldukları yer, yine ışık almayan bir bölge olan beyniniz. Hepimiz ışığın bir renk spektrumundan oluştuğunu biliyoruz. Çevremizde gördüğümüz şeyler, nesnelerden gelen ışık spektrumunun bir karışımıdır. Kırmızı elmaya baktığımızda, elmadan yansıyan kırmızı ışığı görürüz. Daha kesin olmak gerekirse, elmadan yansıyan görünür ışık spektrumunun o kısmına renk diyoruz. Şimdi bir anlığına düşünün. Kırmızı ışığı görüyoruz çünkü diğer tüm renkler elma tarafından ısı olarak emilmiş ve sadece görünür spektrumunun kırmızı kısmını yansıtmış. Elma, doğal, içsel, doğuştan gelen bir özelliği olarak kesin bir şekilde kırmızı değildir. Çünkü o renk ondan yansımıştır, özünde tutmak istememiştir. Aslında kırmızı bir elma, kırmızı hariç her renktir. Bu bir bakış açısı nüansıdır ancak ışığın değil, nesnenin yani elmanın görünümünün özelliklerine sahip olduğu fikrine odaklanmalısınız. Elmanın yüzeyinde kırmızı hariç tüm renkleri emen şey nedir? İçsel özellik ifadesini kullanmıştım. Elmanın yoğunluğu ve kütlesi gibi diğer özellikleri de vardır. İşte bunlar çevresel etkilerden bağımsız nesnenin içsel ve doğal özellikleridir. Elmayı aya da götürseniz, uzay boşluğuna da fırlatsanız kütlesini değiştirmeniz mümkün değildir. Ölmedikçe ya da elmadan herhangi bir ısırık almadığınız sürece tabii. Buna karşılık ağırlığı bir nesnenin doğal bir özelliği olarak düşünmeyiz. Ta ki onu yalnızca yeryüzünde, deniz seviyesinde doğru olarak tanımlamadığımız sürece. Ağırlık dağlarda, vadilerde, diğer gezegenlerde, uzayda, evrendeki diğer her yerde farklıdır. Renk için de durum aynıdır. Örneğin kırmızı olduğunu bildiğimiz aynı elmanın üzerine içinde kırmızı renk barındırmayan, mesela mavi rengi tuttuğunuzda o elma siyah görünecektir. Çünkü kırmızı hariç tüm renkleri emen bir nesnenin mavi yansıtıp gözümüze bu renkte görünmesini bekleyemezsiniz. Eğer tuhaflaşmazsa şunu da söylemek istiyorum. Renk de aslında ışığın içsel bir özelliği değildir. Güneşten gelen ışığı yansıtan kırmızı elmanın kırmızısını yapan şey ışık değil, beynimizdir. Nesneler belli bir frekans ve dalga boyundaki ışığın bir kısmını sadece yansıtır. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil nedir bilmez. O dalga boyu ve frekansla gözümüze ulaşan fotonları renklendiren, boyamasını yapan ise beynimizdir. Demek istediğim, doğadaki hiçbir şeyin kendi rengi yok. Beynimizin oluşturduğu simüle bir renk gerçekliği var ve bu işlemeyi neredeyse kusursuz bir şekilde yapıyor. Fakat doğanın oluşturduğu renkler tüm canlılara aynı görünmeyebiliyor. Bizim kırmızı olarak isimlendirdiğimiz rengi, kelebekler, köpekler ya da farklı canlılar farklı formda görebiliyorlar. Bu anlamda onlarla bizim aramızda belirgin bir ayrım bulunmakta. Peki benim gördüğüm ve beynimin yorumladığı yeşil de, senin gördüğün yeşil birbirinin aynısı mı? Evet ikimiz de yeşili görüyoruz, ne olduğunu biliyoruz ama senin yeşilin gerçekten benim yeşilim mi?
aynı dalga boyu ve frekanstaki ışığı yorumladığımıza yemin edebilirim ama senin yeşilinin benim yeşilimin aynı olduğunu ispatlayamam. Nöronlarımızın ve sinir ağlarımızın benzer çalışma şekline sahip olduğunu düşünürsek, kuvvetle muhtemel renkleri de aynı şekilde görüyor olabiliriz. Aklınıza şöyle bir soru geldi mi hiç? Işığın hızı sabitse ve gözlemciye göre değişmiyorsa nasıl farklı renklere sahip olabiliyor? Konu ışığın hızı ile ilgili değil. Mavi, yeşil, sarı, beyaz ve diğer tüm renkler de dahil olmak üzere tamamında ışığın hızı aynıdır. Ama ışığın enerjisi ve momentumu vardır ve enerjisini değiştirdiğinizde hızı aynı kalır ama dalga boyunu değiştirmiş olursunuz. Örneğin gamma ve X ışınları aynı hıza sahip olmalarına rağmen frekansları çok yüksek ve dalga boyları çok düşüktür. Evrendeki yapılar her zaman içsel özellikleriyle değil, bakış açımızla da değişime uğrayabilirler. Tabii sadece kendi gözümüzde. Çünkü alet erdevat kullanmadan yalın bakışımızla gerçekliği değiştirmek gibi bir güce sahip değiliz. Dikkat ettiyseniz film ve dizilerde uzaylılar her zaman kullandığımız dünya haritası ve alışkın olduğumuz görünüş modeline göre yaklaşıyorlar. Halbuki dünya bu şekilde de doğru dünya. Herhangi bir referans noktanız olmadığı sürece uzayda alt, üst, doğu, batı gibi kavramlar yok. Ama Güney Yarımküre'ye bize göre ters bir şekilde yaklaşan uzay gemisi senaryolarını pek görmezsiniz. Bu anlamda bakış açınız farklılık yaratıyor. Evrende dolaşan ışık ile de alakalı renk değişimleri gözlemlersiniz. Örneğin sizden uzaklaşmakta olan bir yıldızın rengi kırmızı, yaklaşan yıldızın rengi ise mavi görünmeye başlar. Buna hareketten kaynaklanan Doppler kayması denir. Fakat kırmızı ve mavilik sadece uzaklaşma ya da yakınlaşmalardan değil, o yıldızın sıcaklığı, içerdiği bileşenlere bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. Bu ayrımı da bilim insanları yapıyor zaten ve bu başka bir konu. Veya yoğun kütle çekim alanlarında bulunan nesnelerden gelen ışık da kırmızılaşma eğilimindedir. Mesela kara deliğe yaklaşmaya başlayan bir roketi gözlemlemeye başladığınızda renginin giderek kızıla döndüğünü görürsünüz. Hatta kızıl ötesini. Buna ise kütle çekimden kaynaklanan gravitasyonel kayma denir. Bir de evrenin genişlemesinden ötürü uzak galaksilerin kırmızı görünme eğiliminde olduğu renk kayması vardır. Buna da kozmolojik kırmızıya kayma denir. Ama şunu hiç unutmayın, bu etkilerin tamamı görelidir. Yani ışığın kendisine evrende hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Ne kırmızıya ne de maviye kayar. Ne frekansı artar ne de dalga boyu azalır. Işık için nesnelerin uzaklaşması, yakınlaşması, kütle çekimi, evrenin genişlemesi bir anlam ifade etmez. Işık, olduğu gibi hiç değişmeden evrende yoluna devam eder. Her şey, bizim gözlemlerimize göre, biz ona baktığımız için değişiklik gösterirmiş gibi görünür. Yani evrenin en ucu köşesinde bizden uzaklaşan bir galaksiden yayılan ışığın tepesine atlayıp dünyaya doğru gelseniz, üzerinde oturduğunuz ışıkta milyarlarca yıl boyunca tek bir değişiklik dahi görmezseniz, kırmızıya da kaymaz. Nasıl yola çıktıysanız, o şekilde varırsınız son durağa. Siz dünyaya doğru gelirken, size göre dünya da sizin üzerinize doğru geldiği için sizin bakış açınıza göre dünyadan yayılan ışığın rengini daha da maviye kaymış olarak göreceksiniz. Tabii görmeye vakit bulabilirseniz. Çünkü evrenin bir ucundan diğer ucuna ışık hızıyla yolculuk etmeniz zamanı deneyimlemeyeceğiniz için 0 saniyenizi alacaktır. Tabii ışık gibi kütlesizseniz. Tamam, konuyu dağıtmayayım. Damarlarınızda koyu kırmızı bir şekilde akan kanınızın rengi yeşile döndüğünde şaşırmayın. Dünyada doğal olarak bunun olabileceği tek bir yer var. Okyanusların derin suları. Nesnelerin nasıl renklendiği konusunu anımsayın. Hangi dalga boyunu yansıtıyorsa o renkteymiş gibi görünüyor. Kan da öyle. Kanınız en çok kırmızıyı ve ilginç bir şekilde kırmızıdan sonra en çok yeşili yansıtır. Su yüzeyinden derinlere doğru yüzmeye başladığınızda deniz ya da okyanus suyu güneş ışığındaki kırmızı rengi belli bir zaman sonra tutmaya başlar, diğer renkleri ise geçirmeye devam eder. Işığın içindeki kırmızı renk su tarafından daha derinlere geçirilmediğinde ve siz o noktada kendinizi kestiğinizde, ki bunu niye yaparsınız bilmiyorum ama kanınız kırmızı değil, yeşil renkte akacaktır. Yüzeye doğru yüzmeye başladığınızdaysa kanınızın rengi insan kanı rengine geri dönecektir. Yorumlara yanıtını yazmanızı istediğim basit bir sorum var. Video içinde bir nesnenin ışığın tüm renklerini yansıttığında beyaz göründüğünü söyledim. Peki, beyaz bir kağıt ışığın tüm renklerini yansıttığında beyaz görünürken, yine ışığın tüm renklerini yansıtan bir ayna neden beyaz görünmüyor? Saçma veya mantıklı, fikirlerinizi okumaktan keyif duyarım. Sıra sizde.
Gerçeklik algısının ışıkla ve beynimizde nasıl değişebildiğini birkaç örnekle anlatmaya çalıştım ve evrende aslında nasıl renk olmadığını. Umuyorum keyif aldığınız ve yeni bilgiler edindiğiniz bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hemen sonrasında ise abone olmayı lütfen unutmayın. Önce abone olup sonra da basabilir ya da yorum yazdıktan sonra hepsi için bir kombin de oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sonraki videoda tekrar görüşeceğimizi umuyorum. O vakte kadar sevgi, sağlık ve bilim hep ışığınız olsun. Hoşça kalın.